Abi işte bak, yani tam bu testi atıyorsun bana da DLSS yok testte. Ben DLSS açabiliyorum. Yani istediğin kadar bunu göster. DLSS açtığında yani bye. Yani yeni çıkan oyunda bye yine. Yani hani DLSS'le hiç göstermişler mi? Ya hiç DLSS'le göndermemişler. Ben yani özür dilerim ama bir oyunda DLSS varsa bence DLSS'le göstermeliler. FSR hakkında bilgi var, DLSS rakibi diyorlar. FSR DLSS'in rakibi ucundan bile geçemez. Vat yok, hayır. Yani çünkü ben DLSS'i açacağım abi. Ben mesela şeyi anlamıyorum. Yani bu tür karşılaştırmaları anlamıyorum. Ben mesela kullanıcıyım. Kullanıcı için yapıyorsun abi senin de sonunda bunu. DLSS'i %100 açacağım abi. Ya niye açmayayım? Açacağım abi, açacağım, her zaman açacağım yani. AMD'ninkisi FSR DLSS değil, yakın bile değil. FSR açtığında belli oluyor. DLSS açtığında belli olmuyor. Sakin ol. Ve yani bence benchmarklar DLSS de etkilemeli. Hani tamam, evet, sadece bomboş göstersinler bence, sıkıntı yok ama DLSS versiyonu da göstermeliler. Abi RSR'yi de biliyorum da RSR süper çözünürlük, yani şey RSR dediğimiz şey Nvidia'da yıllardır olan süper sampling. Yani RSR ile DLSS çok farklı bir şey arkadaşlar. Yani DLSS'de kapış, DLSS değil bunların hiçbiri. Antenanızın yöntemi gibi. Hayır, RSR direkt şey ya. Aynı zamanda çözünürlük coşturuyor aynı zamanda bir de. Yani evet, anten analyzing'i çakma anten analyzing yapıyor. Ya mesela diyorum ya işte, o yüzden bence benchmarklarda kesinlikle artık şey olmak zorunda. DLSS olmak zorunda. DLSS'siz benchmark bence mantıklı değil. Cidden mantıklı değilmiş gibi geliyor bana. Çünkü ben DLSS açacağım yani. Yani özellikle 3, yani 3080'lerde falan evet. 4K yine o da fark ediyor da. Ya, hiç kimse DLSS'i koymamışlar yani. DLSS'i test etmek istiyorum ben. Yani şu yüzden DLSS'i test etmek istiyorum. Tabi DLSS'siz olan oyunlar da var. DLSS oyunlarda dümdüz vermek lazım ama DLSS olan oyunda ben her zaman DLSS açacağım. Bunun bana faydası ne olacak? Bu tür şeylerden de bakmak istemiyorum. Bu tür şeyler yani çok boktan oluyor. Ya mesela bak 3060'a bak abi, bak 3060'a 4K'da burada 72 FPS alırken 3060 Ti burada 92 FPS alıyor. 20 FPS abi, 20 FPS böyle azımsanmayacak bir şey değil yani. Benchmark'ta 20 FPS %30'dan fazla bir şey. 60 FPS ile 80 FPS arasında karşılaştırdığımda. Burada baksana 53, 20, 74, 21 FPS fark var 2K'da. Black Ops aynı şekilde 23 FPS fark var. Yani birisinde 60 FPS altı oynuyorsun, diğerinde 37-36 FPS oldu ya. Ve oyunların birçoğunda da artık DLSS de var. Yani evet, RAW Power karşılaştırmayı kesinlikle katılıyorum bu arada. RAW Power karşılaştırma da olmalı. Çünkü o da bir data. Eninde sonunda bazı oyunlar DLSS'siz çıkıyor çünkü. Ama kullanıcıya bir bilgi paylaş, bu mesela güzel bir inceleme değil. Ben kesinlikle hiçbir zaman, zaten 3060 sayı incelemesi de bu. Bir Nvidia ya şey AMD ekran kartını Minecraft RTX'te incelemeyeceksin. Ya bilmiyorum. Yani ben hani kullanıcıya odaklı bir inceleme kanalıysan her zaman DLSS koyman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü DLSS alıyorsun. Solid falan çalıştırır mı? Çalıştırır, iyi fiyatmış lan bu. Çalıştırır bu arada. Yer parçalar bunu. İyiymiş bu. DLSS her oyunda yok. Oyuna göre değil mi?
Abi DLSS son 5 senede, son 3 senede çıkan oyunların neredeyse hepsinde var. Safari'nin gösteriyor. DLSS açanı daha fazla alırsın demiyorlar. Aa bak ama işte o manipülasyon oluyor abi işte. Yani şu yüzden manipülasyon oluyor. Eğer sen Nvidia düzgün bir, daha manipülasyon olmuyor. Düzgün bir inceleme olmuyor benim gözümde. Çünkü incelemenin şeyi kullanıcılara bilgi aktarmaktır. Eğer sen bu FPS'leri, yani mesela hiçbir şey bilmeyen bir adamı düşün. DLSS'inde bilmem ne bilmiyor. Bu adam sadece rakamlara bakarak satın alacak. Bu adam baktığında AMD daha mantıklı diye düşünüyor. Çünkü DLSS olarak göstermiyor. Ama DLSS açabiliyorsun ve görüntü kaybı yaşamıyorsun. DLSS açtığın anda bir anda adam çok büyük ihtimalle 1,5 katı daha fazla FPS alacak. Yani bu bence öyle olmalı incelemeler. Ya bence incelemelerde dediğim gibi RAW Power'ı da göstermelisin. Evet, şeye katılıyorum mesela. 3060'ın normal DLSS açılmadığında versiyonunu göstermelisin. Bir de DLSS'in açılmış versiyonunu göstermelisin benchmarklarda. Çünkü bir tane bar eklemek o kadar zor olmamalı. DLSS sadece en performans sonunda görülebilir bir kayıp oluyor. O da 1080p'de bu arada. Yani 2K'da veya 2K'da da fark edilebiliyor. 4K'da ben fark etmiyorum. 4K'da anlaşılmıyor bile DLSS. Ultra performanslı anlıyorsun. Gamer Nexus videosunda var mı? Bakayım. Ama o 6950, ha yo zaten oydu. 6950 oğlum bu. Biz baktığımız şey 3060 versiyonuydu. Ona bakmıyorduk ki biz. Ki onda da yok. Aynen, onda da yok. 1080p'de quality DLSS az da olsa görüntü bulanıklaşıyor. O DLSS 1'deydi abi. DLSS 2'de bulanıklaşmıyor. Bulanıklaşıyorsa kötü implemente ettiğin bir oyun oynuyorsundur. Yani bütün DLSS şeylerini denedim. O yüzden söylüyorum. Özellikle mesela kontrolün 3060 ve bende de 80 var abi. Yani ben baya baya oynadım. Oyundan oyuna çok değişiyor, tabii ki de çok değişiyor da. Ben de 1080p monitörü kullandım yıllarca. Daha yeni değiştirdim. Bir ay önce değiştirdim yani. Ama oyundan oyuna çok değişiyor. Mesela kötü implementasyon olan da var. Mesela Escape from Tarkov. Escape from Tarkov'un DLSS'i çok kötü. İnanılmaz kötü. Dediğim gibi oyundan oyuna değişiyor. Hani hangi oyun olduğunu şey yapabilirsin. Aa benim. O yüzden benim gibi RX 6000 olsun, FSR devamsız. İşte bence mantıksız. Ben kesinlikle hala ve hala yani kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman şu anda AMD ekran kart öneremem. Hiçbir manası yok. Hiçbir manası yok abi bence. Ha alan almış olsun. Bir şey olmaz yani. Bir şey de çok büyük bir kayıp değil ama yine de şey yani. Oğlum chatte göt sallıyorlar. Ne sonuçta kalan Rockstar Launcher açılıyor. O bug vardı ya. O oluyor. O oluyor diye biliyorum. AMD işlemci tabii ki de alınır abi. AMD işlemcisi çok iyi. Yani Allah wow. God damn. Öperim yani böyle. Alnından koydum. Kisa homie. Hayatım beleş. Yo, işlemcimi hep ben kendim alıyorum. Ekran kartımı, ana kartımı da kendim alıyorum. RAM'lerimi de kendim aldım. Power supply'ı da kendim aldım. Sıvı soğutucuyu da kendim aldım. Game PC'mi full kendim aldım. Yo, teknoloji ürünlerinde kendim almayı tercih ediyorum. En son ekran kartımı ben kendim almadım. 3080'i ben kendim almadım. Ondan öncekileri kendim almıştım. 3080 ben almadım. Nvidia gönderdi. Nvidia ve Gigabyte gönderdi. Yok oğlum ya, teknoloji konusunda olabildiğince sponsorlardan fazla birçok bir şey istememeye çalışıyorum. Bunun da en büyük sebebi, ben teknoloji konusunda bir sponsordan bir şey istemeye başlarsam, fazla bir şey istemeye başlarsam objektifliğimi kaybedebilirim. O yüzden kendim alırım abi, sıkıntı yok. Sponsor ödese ödemesinler. Yok, gerek yok. Evet, kötü olduğunda sövebilmek için. Yani birisi bok gibi bir işlemci çıkardığında, mesela ben eskiden Intel'i çok seviyordum. Intel ondan sonra sıçtı. AMD daha iyi oldu. AMD'yi seviyoruz artık. Intel tekrar toparladı şu anda. Mis. Herkes mutlu abi. Mis abi bak. O kadar güzel ki.
Şu anda 12. nesilde hem Intel çok iyi hem de şey çok iyi. AMD çok iyi 5000 serisinde. Bir de 7000 serisi gelsin. 5600 240 mm sıfır sonucu yeterli mi? Hangi marka almayayım? Stok abi. Stok soğutucu. Stok soğutucu. Kafi. 5600'e stok soğutucu yeter. Laptopta kim daha iyi? Intel. Laptopta kesinlikle Intel. Laptopta kesinlikle ve kesinlikle şey. Tabii yaşadığın yere göre de işte Adana'da yaşıyorsan stok soğutucu kullanma. 5600X'e de İstanbul'da çok büyük bir sıkıntı olmaz 5600X için. Stok. Yani ben hem Ozan'ın PC'sini hem Aren'in PC'sini stok soğutucu kullandım. 75 derece bile geçmediler. Yani çok büyük bir sıkıntı yok. Kaç derece ideali? 95'e kadar çıkabiliyorsun 5000 serisinde. Ya ideal değil ama 95'e kadar çıkabilirsin. 95 bile sıkıntı yapmıyor. Şeyin 5000 serisi zaten sıcak çalışmak için dizayn edilen bir seri. O yüzden çok büyük bir sıkıntısı olmuyor yani. Kısa ışınmak işlemcili soba kasa önerisi. Intel 12. nesil. Yanıyor. Mis abi. Mis ustam yanıyor işte. Laptopta 85 derece normal. Laptopta normal. Arkadaşlar hoodie giyeceğim tabii. Hava normal. Siz dışarı çıktınız mı bugün? Bu tek hoodie giyebilecek çok uygun bir hava ya. Mis gibi, bu hoodie de çok ince bu arada.